Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından en çok merak edilen konu konumunun nasıl tespit edildiği ve suikastin nasıl düzenlendiği oldu. Peki soykırımcı İsrail bu bilgilere nasıl ulaştı ve hedefini nasıl tam isabet vurdu? İran devrim muhafızları Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli roket mermisiyle öldürüldü açıklaması yaptı. Buna göre Haniye yaklaşık 7 kilogram başlıklı kısa menzilli bir roket mermisi atılarak öldürüldü. Tahran intikam yemini etse de birçok uzmana göre şu anda böyle bir gücü yok. Bu tartışta dursun, biz konumuza dönelim. Amerika New York Times gazetesi Haniye'nin Tahran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye gizlice sokulmuş bir patlayıcıyla öldürüldüğünü iddia etmişti. İran ise bunu yalanladı ve saldırının ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini açıkladı. Haniye'nin ağırlandığı İran Cumhurbaşkanlığına ait kompleksin içerisindeki misafirhanenin saldırı sonrası çekilen görüntülerinde misafirhane binasında sadece Haniye'nin bulunduğu kadın vuruldu ve binanın diğer kısımlarında hasar olmadığı görüldü. Haniye'nin kaldığı kata kadar nasıl tespit etmişlerdi? Şimdi gelin Haniye'nin vurulduğu binaya bir bakalım. Burası El-Kaide lideri Ez-Zevahiri'nin 2 Ağustos 2022'de vurulduğu yere ne kadar daha benziyor. Binanın yapısına göz atalım. Etraf açık. Vurulmaya çok müsait. Oysa liderlerin geçmişte karargahlarının çok korunaklı olduğunu, hatta çoğunluğunun dağların arasında yapıldığını biliyoruz. Peki güvenlik zafiyeti olabilir mi? Gelelim senaryolara. Batı uydudan hedefi tespit eden bir teknolojiye sahip. Bu konumu çok rahat görüp tespit etmesi mümkün. Uçak isabet güdümlü mühimmatıyla yaklaşıyor ve hedefi vuruyor. Hedefi görmeme imkanı yok. Çünkü eğer binayı kamufle eden bir şey olsaydı uydu göremeyebilirdi. Fakat bina o kadar açıklıkta ki uzmanlara göre gelin beni vurun diye bekliyordu. Basındaki bilgilere göre Haniye'nin orada olduğu WhatsApp sayesinde teyit edilmişti. Bu platformun da bir Yahudi ortağı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Tabii bunlar birer iddia ama biz burada bir parantez açıp dijitalde yerli ve milliliğin önemini anlatacağımız içeriğimizin de önümüzdeki günlerde burada olacağını söyleyelim. Peki Haniye neyle vuruldu? Kimi uzmanlar tam bir suikast uçağı olan F-15EX uçağıyla vurulduğunu söylese de kimilerine göre bununla vurulma ihtimali yok denecek kadar az. Öyle ki eğer bu uçakla vurulsaydı bina harabeye dönerdi. Oysa şu an sadece Haniye'nin bulunduğu katta tahribat var. Tahminlere göre bomba içeriden patlatıldı. Yine uzmanlara göre bu suikastın burada planlanması sen nerede olursan ol ben gelir seni bulurum mesajıydı. Gelelim Tahran'ın durumuna. Normalde bir kişi öldüyse karşılık olarak önemli bir figürün öldürülmesi gerekir. Ama girişte de söylediğimiz gibi İran'ın şu anda böyle bir gücü olmadığı söyleniyor. İran Hava Kuvvetleri şu anda çok eski. Uçakların çoğu ömrünü tamamlamış durumda. Elindeki tek şey dronlar ve füzeler ki füzeleri zaten şu an kullanamaz. Neden olduğunu söyleyelim. Silah yapmış olmanız yetmiyor. Bunların testlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Vuruş yüzdelerinin olması lazım. İran daha bu aşamalara geçmedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İran saldırıya geçer ve yeni bir savaş başlar mı? Ben Sümeyye Palta. İçeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olabilir ve içeriklerimizi beğenebilirsiniz.